birazcık Eskişehir'e benzettik. Burası kapalıydı. Dedik biz buraya kadar geldik, bizi hiç kimse tutamaz. Ne yaptınız, ne var ne yok? Yenikapı iskelesine geldik. Buradan feribotla Yalova'ya doğru geçeceğiz. Bugün vaktimizi mümkün olduğunca Yalova'da harcamaya çalışacağız. Hava muhalefeti var ama yapacak bir şey yok artık. Belki Yalova'nın en olmayacak zamanlarından birine gidiyoruz ama yine de biz iyi geçeceğini umuyoruz. Az sonra buradan feribotumuz kalkıyor. Bu arada araçla geldik biz. Araçta da 3 kişi vardı. Araç dahil 3 kişi bilet. 199 TL'ye karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Eğer hazırsanız Yalova'yı keşfetmeye, o zaman dünyadan bildiriyoruz. Başlasın. Merhaba, ben Zeliha. Ben Okan. 1 Nisan 2019'da önce Türkiye sonra dünya turu için yollara çıkmış iki deliyiz. Meraklıları için yaşadığımız tüm deneyimleri YouTube kanalımızdan paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla beraber Çam Sakızı Çoban Armağanı seyahatimize destek olabilirsiniz. Keyifli seyirler. İçerisindeyiz. Gerçekten iyi hissettiriyor. Hem manzaraya bakmak, hem de biraz hava kapalı bugün. Hafif de yağmur yağıyor. Hem havanın görüntüsüyle buranın manzaranın tadını çıkartıyoruz. Birer kahve de içtik az önce. Yalova'ya doğru gidiyoruz. Şehre varmadan önce peki neden Yalova'ya Yalova diyorlarmış? Merak ettik, araştırdık. Yalova'nın ismi daha önce bu bölgeye verilen Yalakabat adından geldiği düşünülüyor. Yalakabat ismi daha sonra Yali Ovası olarak anılmaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk'e sık sık buraya gelmiş ve yazdığı mektuplarda Yali Ovası diye yazdığı bilinmektedir. Rumcadan Türkçe'ye Yalı olarak geçmiş ve Yalı Ovası olmuştur. Bu kelime birleşerek Yalova olarak değişmiş dostlar. Yalova'nın bugün altını üstünü getirmeyi düşünüyoruz. Güzel bir gezi olacak bizim için Yalova. Şimdi vapurdan inelim, Yalova'yı dolaşalım. Enteresan duygularından bir tanesi, hayranı olduğunuz bir insanın geçtiği yerlerden geçmek olsa gerek. Hani hakikaten tarifi biraz zor oluyor. Biz de şu an o duyguyla hareket ediyoruz burada. Ne demek istiyorum peki? Yalova'nın neredeyse sembol yerlerinden biri olan Yürüyen Köşk'e geldik. Peki ne oldu bu Yürüyen Köşk'te derseniz? Ne özelliği var diğerlerinden gibi bir takım sorular olabilir bilmeyenler için. Şöyle anlatayım. Burası Mustafa Kemal'in kendisi için yaptırılması istediği köşklerden bir tanesi arkadaşlar. Tabii hemen yanında kocaman bir çınar ağacı var. Bu köşk 1929'da yapılmaya başlanıyor ve 1930'da tam bitmeye yakın çınar ağacının bir dalı köşkün çatısına doğru yaklaşıyor ve köşke zarar vereceği teşhisi konuluyor. Tam ağaç kesilecekken Mustafa Kemal bunu durduruyor ve diyor ki hayır, öyle şey olur mu? Evi yana doğru kaydırın diye. Bunun üzerine Belediye Fen İşler Yolları ve Köprüler Şubesi üstünde proje, İstanbul'dan getirilen tramvay rayı ile taşınmış. Temelden kazılan köşk, altına yerleştirilen ray sayesinde hiç zarar görmeden 4.8 metre yana kaydırılarak başarılı bir taşıma işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu sayede ağacın tek bir dalına zarar gelmemesiyle sonlanan olay halkta dilden dile dolaşmış. Bu nedenle Yürüyen Köşk ismini alan köşk, Atatürk'ün 1937 yılına kadar düzenli aralıklarla ziyaret ettiği yerlerden biri haline gelmiş ve bu da tabi sembolik olmuş haliyle. Çok da normal böyle olması. Mutlu olduk. Boşuna da hayranlık duymuyoruz zaten Mustafa Kemal Atatürk'e. Buralardan gezerken de onun burada gezdiğini bilmek, yattığını bilmek hakikaten çok keyifli ve heyecan verici. Köşke şu anda içeri giriş yapılmıyor arkadaşlar. Bu arada giriş ücreti falan yok. Rahatlıkla geliyorsunuz. Güzel bir yoldan geliyorsunuz hatta. Manzarası da inanılmaz hakikaten. Belki de Yalova'nın en güzel manzaralarından biri burada bu şekilde sahnelenmiş gibi duruyor. Biz de tadını çıkartıyoruz. Bu arada geldiğimizde de kara bulutlar vardı havada. Yani biz biraz çekindik açıkçası, yağmura falan yakalanırsak şimdi hayda. Gerçi Yalova'nın da gelinmeyecek zamanlarından birine geldik. Ama yapacak bir şey yok. Şartlar böyle uydu. Bakalım şimdi daha Yalova'da neler var neler yok. Biz heyecanlıyız. Keşfetmek istiyoruz bu küçük şehri. Bakalım elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Deprem anıtının olduğu yere geldik dostlar. 99 yılında İzmit'te gerçekleşen depremde Yalova'da ölenlerin isimlerini bu şekilde mermerlere yazarak bir deprem anıtı oluşturmuşlar. Bulunduğumuz yerde iki tane salon var. 45 saniye salonu ve 3'ü 02 geçe iki tane salon mevcut. Depremin 45 saniye sürdüğünü ve saat 3'ü 2 geçe gerçekleştiğine dair böyle anlamlı iki tane oda yapmışlar. Odanın ikisinde de deprem fotoğrafları sergilenmiş. Depreme dayanıklı evler de yapamıyoruz. Aynı zamanda da depremi hep unutuyoruz. Yani bir deprem bölgesi olduğunu unutuyoruz en başta. Deprem oluyor, gerçekleşiyor, canlar yanıyor, ölümler oluyor, binalar yıkılıyor. Bunu sadece 2 gün konuşuyoruz. Sonra unutuyoruz ve bunun için hiçbir şekilde önlem almıyoruz. Yalova'da da böyle bir depremi en azından unutmamak adına güzel bir anıt yapılmış. Birazcık merkez yaptık dostlar. Biraz da sahilini turlayalım dedik. Zaten merkeze sahil arasında çok bir mesafe yok. Burada gezmek gerçekten çok keyifli. Bu arada 2013-2014 yıllarında böyle bir 5-6 ayım Yalova'da geçmişti. O yüzden şehir bana hiç yabancı değil. Ama üzerinden 7 yıl geçtiği için haliyle unutmuşum birçok yerini. Sanki şehir böyle daha bir güzelleşmiş, daha bir çiçeklenmiş. O yüzden bayağı bir hoşumuza gitti. Yalova birazcık da böyle sahil kasabasına benziyor dostlar. Böyle huzurlu, sessiz, ara sokaklara girdiğiniz zaman sanki hiç kimse yaşamıyormuşçasına bir huzur var burada. Çoğumuz şu Yalova'daki kaymakam hikayesini duymuştur arkadaşlar. Tabii buraya girince yani ne yalan söyleyeyim ilk aklıma o geldi. Bilmeyenler için anlatmak gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yıl 1929 ya da 1930 olması lazımdı. İstanbul'dan Yalova'ya doğru atanan kaymakam vapurla Yalova'ya doğru gelirken bir halk kalabalığı görüyor arkadaşlar. Ve şaşırıyor. Zannediyor ki halk herhalde onun için böyle bir kutlama falan yapıldığını düşünüyor. Bu acıya soruyor. Diyor ki hani halk niçin bu kadar kalabalık acaba? Yeni kaymakam geldi diye mi bu heyecan, bu telaş falan? Boyacı da ona cevaben diyor ki kim takar kaymakamı? Paşa geliyor, paşa diyor. Mustafa Kemal de tabii aynı günde Yalova'yı ziyaret ediyormuş. Tabii böyle bir hikayesi var. Ayrıca burada bir yerde o kaymakamın galiba heykeli de varmış arkadaşlar. Yani bu hikaye bayağı bir tutmuş burada. Kim takar Yalova kaymakamını muhabbeti de buradan gelmektedir arkadaşlar. Yalova insanı hakikaten Mustafa Kemal'e çok değer veriyor. Ve Mustafa Kemal de yine benim memleketim Yalova demiş. Yani bazı yerlerde öyle yazıyor. Arkadaşlar hakikaten drone'umun olmasını şu an çok isterdim. Çünkü nefis bir şekilde çiçeklendirmişler burayı. Mesela çiçek halı yapmışlar bazı yerlerde, bazı yerlerde tablo gibi yapmaya çalışmışlar falan, böyle acayip hakikaten. Bu hoşumuza gitti, bunu belirtmek isteriz. Bir diğer başka bir konu var. Sanırım buraya en fazla Arap turistler ziyaret ediyor. Çünkü çok fazla Arapça tabelalar var. Tabii yerlileri burada biraz konuştuğumuzda eskiden daha iyi olduğunu söylüyorlar. Şimdi yavaş yavaş Yalova'nın bozulduğuna istinaden bir takım görüşler var. Şimdi biz geçmişte burada yaşamadığımız için tabii net konuşmamız doğru olmaz. Ama genelde insanlar bu şekilde düşünüyor. Ama normal, cennetten toplumlar genelde hep geçmişe özlem duyar. Geçmiş gelmeyeceği için bir daha ona doğru bir sempati besleriz. Bu da olabilir. Yine karar Yalova halkının tabii, onlardan iyi bilemeyiz. Yalova hakikaten bayağı bir entelektüel bir şehir gibi gözüküyor yani. Şehir sokağına geldik arkadaşlar. Nacizane öyle kendi çapımızda okur severler olarak tabii burada birkaç şiiri görünce insan mutlu oluyor. Hoşumuza gitti. Yani kim yaptıysa emeğine sağlık.
var. Yapılan heykelleriyle ve şehrin ortasından geçen akarsuyuyla biz burayı birazcık eski şehire benzettik. Sanatsal bir şehir olmuş Yalova. Bu şekilde dolaşmak da bizim için çok keyif verici oldu. Yalova'nın belki de en güzel yerlerinden birisi olan İstihkam Tepe'ye geldik. Burası hem manzarası mükemmel bir yer, aynı zamanda da piknik alanı. Arkamda görmüş olduğunuz müthiş doğası ve hemen yan tarafımda gördüğünüz müthiş manzarasıyla bizi büyüledi. Bu arada burası kapalıydı. Dedik biz buraya kadar geldik, bizi hiç kimse tutamaz. O yüzden kapının arasından gizlice buraya girdik. Bu arada bizden başka hiç kimse yok burada. Şimdi bu müthiş manzaranın tadını çıkartacağız. Mis gibi oksijenini içimize çekeceğiz. Sonra da yolumuza devam edeceğiz dostlar. Yalova bizi şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Biz bir şehire gelmeden önce genellikle takdir ederseniz ki araştırma yapıyoruz. Nereye gidebiliriz, nereyi görebiliriz diye. Kara Kilise ya da tarihi kilise olarak geçen şu arkamdaki kiliseyi gördüğümüzde dedi ki mutlaka gidelim, buraya da farklı bir mimariye benziyor. Böyle bir tarihi kiliseyi nerede tahmin edersiniz? Genelde şehrin dışında olur değil mi? Biraz daha merkezden uzak olur. Hayır arkadaşlar, burası tam olarak denize sıfır bir sitenin içinde. Yani site bildiğimiz evlerin olduğu site. Acayip yani, hakikaten çok şaşırdık. Arıyoruz bulamıyoruz. Bir baktık evlerin arası bir yer var. Bir tarihi kalıntı falan böyle. Oo dedik, bu ne falan, içeri girdik. Kilise hakkında maalesef bilgi veremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü herhangi bir tarihçesi veya ne zamanda yapıldığı falan yazılmıyor. Bu arada arkadaşlar, Yalova'dan sonra Kocaeli ve Sakarya planımız var. O yüzden dünyadan bir haber kalmamak için şimdi kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın deriz. Çünkü acayip deneyimler orada da yaşayacağız. Yalova biraz daha spontane oldu desek daha iyi olur. Gidelim mi gitmeyelim mi diye kararsız kaldık. Tabii bu ikileme düşmemiz biraz yersiz olmuş. Çünkü Yalova hakikaten gezilip görülecek ve tadı çıkarılacak şehirmiş. Keşke birkaç gün burada kalsaydık, şehrin atmosferini iyice içimize çekseydik diye şu an kendi kendimize hayıflandık desek yeri var. Dostlar, Yalova'ya gelip de Yalova sürprizi tabii ki de yemeden gitmeyecektik. Şu an önümde harika bir sunumuyla bana göz atıyor. Nasıl bir lezzete sahip, tadına bakıp hemen söylüyorum. Oo, harika görünüyor. Başarılı. Hoşuma gitti. Yalova sütlüsü kendi ismini taşıyor ve gerçekten de güzelmiş. Antep fıstıklı böyle. Yollarda ne kadar trafik olursa olsun hiç fark etmeksizin çok güzel bir yol verme kültürü oluşmuş burada. Nereden isterseniz isteyin, yola daldığınız anda hemen arabalar duruyor ve size yol veriyorlar. Bu kültür çok hoşumuza gitti. Buradan dönmeden sizinle de paylaşmak istedik. Bu arada Yalova'da gitmediğimiz çok yer bıraktık dostlar. Bu da bizim tekrar Yalova'ya gelmek için sebebimiz olsun. Çünkü biz bu güzel şehri çok beğendik. Tekrar Yalova'ya geleceğiz. Eksik bıraktığımız yerlere gideceğiz. Bu arada gitmediğimiz ve tavsiye yerleriniz varsa videonun altına yorum yaparak bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Sizlerden de tavsiyeleri almış oluruz. Bu arada videoyu kapatmadan önce seyahatlerimize adını yazdırmak için katıl butonundan bize destek verebilirsiniz dostlar. Dünyadan Bildiriyoruz'un bir bölümün daha sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiler. Yeah.